Bildiğiniz gibi 2 Nisan'da Dışişleri Bakanları toplantısı olacaktı. Yani NATO Dışişleri Bakanları toplantısı. Bunu da video konferansla gerçekleştireceğiz. Ve bu toplantı öncesi yarın Genel Sekreter Stoltenberg'de de telefonda bir görüşme gerçekleştireceğiz. Tabii diğer taraftan dünyanın her yerinde gündem koronavirüs. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine yurt dışından ülkemize uçuşların durdurulduğu ülkelerden gelmek isteyen vatandaşlarımız olmuştu. 17 Mart'ta 9 Avrupa ülkesinden 2807 vatandaşımızı getirdik ve bu vatandaşlarımız İstanbul ve Kocaeli'ndeki yurtlarda karantinaya alınmıştı. Bunun bilgisini daha önce sizlere arz etmiştik. Ve özellikle uçuşların durdurulması, okulların kapatılması, hatta yurtların da kapatılmasından sonra başta Erasmus öğrencileri olmak üzere yurt dışına eğitim için giden kardeşlerimiz de ülkemize dönmek istediler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir çalışma başlattık. Yine her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey'in başkanlığında İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları ile birlikte bir çalışma yürüttük ve dün akşam itibariyle 11 seferle 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Daha önce arz ettiğimiz ülkelerin yanında Sudan'dan da örneğin öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da uğrayarak öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de şu anda ülkemize getirildi ve öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Daha önce de bilgi verdiğimiz gibi Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi. Diğer taraftan Fas Dışişleri Bakanlığı'yla görüşerek onlar da aniden uçuşları durdurdu. Fas'taki vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik. 224 vatandaşımızın ülkemize dönüşünü sağladık. Ve sadece yurt dışından gelen vatandaşlarımız değil, Türkiye'de uçuşların birden durdurulmasıyla kalan farklı ülkelerin vatandaşları da var. Ve o ülkelerin vatandaşlarını alabilmesi için gerekli çalışmayı da koordinasyonu da sürdürdük. Dün Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştük. Şu anda 21 Pakistanlı var. Bir tanesi hastalandı. Daha doğrusu kalp ritminde bir problem vardı. Yani korona ile ilgili değil. Diğerlerini de şu anda misafir ediyoruz. En kısa sürede Pakistan'a onların da gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Dün Özbekistan'dan gelen bir uçak Özbek kardeşlerimizi ülkesine götürdü. Diğer ülkelerin vatandaşları da var. Bunları da Türkiye'deyken İçişleri Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Onların koordinasyonunda gerekli ev sahipliğini yapıyoruz. O ülkelerin gelip de vatandaşlarını almaları için de onlara da destek veriyoruz. Değerli basın mensupları, maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle vefat etti. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini Türkiye'ye getirmek istedi aileleri ve biz o ailelere gereken yardımları yapıyoruz. Bildiğiniz gibi normal uçuşlar yok ama kargo uçuşları var. Gerekli tedbirler alınarak vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda da gereken desteği veriyoruz. Tabii bu yoğun gündemde dış politika çalışmaları biraz azaldı ama halen devam ediyor. Ağırlıklı da koronavirüsüyle ilgili neler yapılabilir? Farklı ülkelerde kalan vatandaşlar ve vizesi geçmiş vatandaşlara karşı özellikle de ceza işlemlerin yapılmaması konusunda farklı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşüyoruz. Ayrıca ticaretin bu süreçte zarar görmemesi için özellikle lojistik çalışmalarının düzenli bir şekilde seyredilmesi için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Yani burada Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Ticaret Bakanımızın yaptığı çalışmalara bizler de Dışişleri Bakanlığı olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu süreçte tabii G20 ülkelerine önemli görev düşüyor.
Son bir hafta içinde 16 Dışişleri Bakanı'yla görüştüm. Bazılarıyla birden fazla görüştüm. En son dün gece İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le görüştük. Diğer taraftan G20 ülkelerin dışişleri bakanlarıyla da bazılarıyla da iki defa telekonferansla ortak görüşme imkanımız oldu. Son görüşmemize Fas ve Peru dışişleri bakanlarını da dahil ettik. Cuma günü üçüncü görüşmeyi yapacağız ki tüm bu faaliyetlerimizi birlikte nasıl koordine ederiz? Bakanlığımızda koordinasyon ve destek birimi oluşturmuştuk. Bu birimimizle o ülkelerin dışişleri bakanlarındaki kurumlar, neyse merkezler, onlarla da temasa geçirdik ki bu çalışmaları birlikte yürütelim. Diğer taraftan konsolosluk çağrı merkezimizin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Ve bugüne kadar koronavirüsle ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bu çağrılara tek tek cevap veriyoruz. Sadece çağrı merkezimize değil, yurt dışındaki misyonlarımıza ve bizlere ulaşan tüm çağrıları dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini, hatta eleştirilerini tek tek dikkate alıyoruz. Son birkaç gün içinde sadece benim sosyal medya hesabıma 3200 çağrı geldi. Daha doğrusu mesaj geldi. Bunların hepsine tek tek döndük. Burada önemli olan yurt dışındaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Tabii ki tüm vatandaşlarımızı ülkemize getiririz dersek bu gerçekçi bir açıklama olmaz. Ve özellikle öğrencilere öncelik vermemizin sebebini de sizlere açıklamıştık. Yurt dışındaki misyonlarımız da görevlerini aksatmadan yapmaya çalışıyor. Nöbet düzenine geçtiğimizi daha önce yine açıklamıştık. Ve e-konsolosluk hizmetinden vatandaşlarımızın özellikle faydalanmalarını temasın azalması bakımından tavsiye ediyoruz. Diğer taraftan biraz önce ölümleri de söyledik. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bizlerin yurt dışındaki misyonlarımızın, yani büyükelçilik ve başkonsolosluklarımızın çağrılarını dikkate almalarını rica ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik çağrıları, duyuruları esasen yurt dışındaki vatandaşlarımız için de geçerli. Çünkü bu bir küresel salgındır. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızın her biri bizim için kıymetlidir. Onların canları bizim için kıymetlidir. Ve bu nedenle onlara bir kere daha buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen mecbur olmadıkça sizler de sokağa çıkmayın. Evlerinizde kalın. Bir ihtiyacınız olduğu zaman da misyonlarımızı mutlaka arayın. Bizler sizlere hizmet etmek için bu ülkelerde misyonlar açıyoruz. Başkonsolosluklar ve büyükelçilikler. Ve bu süreçte inşallah hep birlikte gereken uyarıları dikkate alarak bu süreci birlikte aşacağımıza inanıyorum.